Süleyman Özışık CHP 5 yıl sonra iktidar olacak. 5 yıl sonra AKP olmayacak CHP'nin dönemi başlayacak diyor CHP İzmir milletvekili Mustafa Balbay. 5 yıl sonra ne olacağı şansın kime güleceği, devranın kimden yana döneceği bilemeyiz elbet. Hazır herkes AK Parti'nin oyları düşüyor diye konuşurken Balbay'ın bu kehanetinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini çevremdeki kırgın ve küskün AK Partililere sordum. Verilen cevaplar Balbay'ı üzecek türden oldu. Biri Desene 5 yıllık asri saadetimiz kalmış, ondan sonra tüp gaz kuyruğunda mı bekleriz, şeker kuyruğunda mı bekleriz onu Allah bilir diyerek meseleyi tiye aldı. Diğeri, bu ülkede dolar 20 TL'ye çıksa, borsa 5 TL'ye düşse dahi bu millet CHP'yi iktidara getirmez dedi. Bir diğeri, CHP'liler bu kafayla giderse ensesini görür ama iktidarı asla göremez diyecek kadar iddialıydı. En iyimser yorumda bulunanı dahi, bu ülkede CHP'den başka parti kalmazsa olabilecek durum ama yetmez, açık oy gizli sayım yaptırmaları lazım diyecek kadar karamsar da anlayacağınız. Mevcut iktidara tavır koyan seçmen kitlesinin dahi, CHP'ye sıcak bakmamasının, oy vermeyi düşünmemesinin altında yatan nedenler ne olabilir? Aslında kimsenin CHP'ye, siz iktidar olamazsınız dediği falan yok. Yukarıda verilen cevapları doğru okursanız, AK Parti'nin seçmen tabanı dahi iktidar olmak isteme, i ansızsınız diyor CHP'li yöneticilere. %75'lik seçmen kitlesinin tamamı CHP'ye oy vermediğini ve neden oy vermeyeceğini çok basit gerekçelerle açıklıyor aslında. Başlıklar halinde sıralayacak olursak, ben şehidime yanarken senin bazı milletvekillerin PKK'ların cenazesinde gözyaşı döküyor diyor. Ben beka endişesi yaşarken sense bana beka endişesi yaşatan ülkelerle işbirliği yapıyor ülkemi onlara şikayet ediyor onlardan medet umuyorsun diyor ben kime hain diyorsam sen onun savunucusu kesiliyorsun Terörist dediğimle işbirliği yapıyor, ajan dediğim kim varsa partinde üst düzey görevlere getiriyorsun diyor. HDP'lilerle birlikte sallayanlar sende, HDP kazandı diye pilav dağıtanlar sende, olası bir savaş durumunda İran'ın saflarında Türkiye'ye karşı yer alacağını söyleyenler sende diyor. İsrailli yöneticiler gibi ezan sesinden rahatsızlık duyduğunu söyleyenler de, 15 Temmuz darbe gecesi camileri basıp sela okuyanları dövenler de sende diyor. Ramazan'da orucuma, kurbanda kurbanlığıma saygı duymayanların tamamı sende diyor. Darbe girişimi gecesi, 250 vatan evladını şehit eden hainler için ana kuzuları diyenler de sende, darbeye kontrollü tiyatro diyenler de sende diyor. Benim hür irademle seçtiğim liderime kağıda kalime gelmez galiz küfürlerle saldırandan tut, diktatör diyerek ağzına gelen hakareti çekinmeden savunanların hepsi ama hepsi sende. Gezi ayaklanması, 17-25 Aralık yargı darbesi, Kobane ayaklanması ve hendek savaşları. Her ayaklanma, her darbe girişimine ilk ve tek destek veren sensin. Bu yanlışlarını eleştirdiğimde bana koyun, cahil, bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam Tayyip'in G kılları, Erdoğan'ın paralı itleri diye hakaret eden de sensin. Özetle sen benim milli ve manevi duygularıma dokunamıyorsun diyor ve ekliyor. Doğru yol ve doğru yöntemi izlemedikçe bizim sana katılmamızı bekleme. Başa dönüp Mustafa Balbay'ın 5 yıl sonra AKP yok CHP olacak sözlerini yorumlayacak olursak. Bunları yapan partinin değil iktidarda kalması, ana muhalefet partisi olması bile başlı başına büyük bir şans. Büyük bir başarıdır aslında. AK Parti'nin hataları yok mu? Var elbette olmaz olur mu? Hele hele şu sıralar yanlış giden her şey aynı anda zirve yapıyorsa AK Parti ve Cumhurbaşkanı'nın hata yapmadığını söylemek saçmalık olur. Zaten Cumhurbaşkanı bizatihi yanlış yaptıklarını bağıra bağıra söylüyor. Kendi partisine en büyük muhalefeti şu an kendisi yapıyor. Hadi gelin AK Parti'nin oylarında ciddi bir düşüş olduğunu kabul edelim. Peki bu düşüş mevcut muhalefet partilerinin işine yarıyor mu ya da yarayacak mı? Seçmenin nabzını iyi tutan biri olduğumu iddia ederek şunu söyleyebilirim. Yukarıda da örneklerini verdiğim üzere AK Parti'ye kırgın olan seçmen kitlesi dahi CHP veya İyi Parti'ye oy vermeyi aklın ucundan geçirmiyor. Bu seçmen kitlesi şu anda kararsız olarak orta yerde duruyor. En küskünü bile AK Parti yoksa MHP var diyor. Yarın önlerine sandık geldiğinde bu kararsız kesimin CHP İYİ Parti ve HDP koalisyonuyla ülkeyi ateşe atmaktansa Erdoğan'la yola devam etmeken doğrusu diyeceğinden kimsenin zerre miskal şüphesi olmasın. Kaldı ki yerel seçimlere bir buçuk yıl, genel seçimlere ise iki yıl gibi uzun bir süre var. 2018 ve 2019 yılını tamamen icraat yılı olarak açıklayan Erdoğan gibi öngörülemez bir liderin ne yapacağını hiç kimse şimdiden kestiremez. Şapkadan tavşan bile çıkarır ama iktidarı kimseye vermez, demedi demeyin. Kadına dayak. CHP lideri Kılıçdaroğlu erkeğin maddi sıkıntı çekmesi halinde hıncını karısından çıkarabileceğini ve zaten çıkardığını söylemiş. Ne kadar güzel bilimsel bir açıklama ya Rabbi. Merak ediyorum gerçekten. Bu kadar zeka arada bir de olsa CHP liderinde baş diş göz ağrısına sebep oluyor mudur acaba? Suriyeli obezler. İyi Partili Ümit Özdağ, 50 bin Türk vatandaşı aç, 1 milyon 250 bin vatandaşımız da açlık sınırındayken, Türkiye'deki Suriyelilerin %32'si kilolu, %26'sı ise obez demiş. Obezliğin neden kaynaklandığını bilmemesini bir kenara bırakıyorum. Osmanlı'nın kayı bayrağını parti sembolü yapan bir adamın ensar muhacir ilişkisindeki sakatlığa söyleyecek laf bulamadım. Dipnot, genç yaşlı demeden tüm öğretmenlerimizin ellerinden saygıyla öpüyor öğretmenler gününü kutluyorum. Süleyman Özışık, internethaber.com